Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsada yarına hoş geldiniz. Endeks bugün yatay bazlı hareketler yaptı. Yani gün içerisinde öğlene kadar, hatta öğleden sonraya kadar da pozitif kalmayı başardı. Fakat gün sonunda realizasyonla günü tamamladı. Ve geçen haftada son Perşembe ve Cuma günkü gelen kırmızı serisinin 3. gününü de bugün yapmış oldu. BIST 100'deki hareketleri şöyle bir inceleyelim. 2 haftadır da BIST 100'de pozitif seyir vardı. Şimdi 3. haftadayız. Bakın 3. hafta kırmızıya dönmeye başladı. Direnç bölgesine şu küçük üçgen dediğimiz şu kısmı geçemiyoruz arkadaşlar. O kısma yaklaştıkça satışlar geliyor ve bir trend şeklinde bir satış dalgası var. Burada destek hattı 5000 seviyesi. Bu bölgenin önemli bir destek olduğunu söyleyebiliriz. 21 EMA'nın geçtiği, günlükte 21 EMA'nın geçtiği yerde o civarda 5050 seviyesinde. Dolayısıyla bu bölgeye doğru geri çekilmeler artık bir tepkiye hazırlık mahiyetinde değerlendirilebilir. Bu bölgede yüksek ihtimalle bir tepki hareketiyle karşılaşacağız diye düşünüyorum. Şu kısımda bakın birkaç tane trendimiz var. Bir böyle, bir de şöyle arkadaşlar. Bu şekilde bir ayı kanalı şeklinde bir çıkış var. 2-3 gündür zaten direnci yokladıktan sonra yönün aşağı doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu konuşmuştuk. Ve destek hatlarına doğru 5000'e doğru makul karşılanacak olan destek hattına doğru da geldi. Tahtalarda da aşağı yukarı endeks kadar bir negatiflik görüldü. %1, 1,5'luk, 2'lik tahtalarda negatiflik var. Bazı tahtalarda ise gelen haberlerin etkisiyle pozitif seyrin olduğu da görülüyor. Endeksteki hareketin yatay bant hareketleri ve şu formasyonu tamamlamaya yönelik hareketlerin olduğu görülüyor arkadaşlar. Buradaki tabii daha pozitif senaryoda şu kısma kadar gitme ihtimali söz konusuydu. Oraya henüz o güç yok endekste. Bu bölgeyi geçemiyoruz. 5200'ü geçemedik. Daha üstte ise 5300 seviyesi var. Yani burası da görülmeyecek diye bir şey yok. Şuraya kadar da yine hareketin devamı eğer sürdürecekler olursalar hareketin devamı gelebilir arkadaşlar. Bu seçime kadar bu bölgede yani 5000 seviyesinde yukarı aşağı şeklinde zikzaklı hareketlerin devamı beklenebilir. Şimdi artık yarın geri çekilmeler alım yönlü değerlendirilir diye tahmin ediyorum. Yukarı yönlü bir grafik oluşma ihtimali söz konusu. Burada tabii stop noktası özellikle tabii biz destek hattından 5000 seviyesinden bahsediyoruz. Burası kırılacak olursa o zaman düzeltmenin daha derinlere kadar gelme ve şu bölgenin ziyaret edilmesi söz konusu olabilir. Burada vadeli piyasanın ayrıca yön tayini açısından izlenmesini faydalı olacağını düşünüyorum. Vadeli piyasaya da şöyle bir değinelim. Diğer piyasalara da bir göz atacağız. Altına hareketini ve Bitcoin'e de soran arkadaşlar için Bitcoin analizi de yapacağız. Şimdi vadeli piyasadaki genel görüntü bu. Bu günlük bir grafik. Mavi hatta kadar geldik. Biraz daha zamanı daraltarak bakayım. 15 dakikalık şeklinde bakalım. Yukarıdaki 5800 hattı önemli bir direnç seviyesiydi. 5800'ü geçemeyince işte sabah açılışta aşağı yukarı mavi bölgeye kadar geldi. Düzeltiyorum şu kısımda. Bir dakika. Şöyle bir açalım bakalım. Evet. Şu kısım arkadaşlar ilk negatif açıldığı bölüm. Daha sonraki süreçte ise bir tepki hareketiyle 5750'ye kadar çıkmayı başardı. Fakat devamı gelmedi. Burası hatta 5800'e kadar bile gidemedi. Şu kısımdaki 5700'e 750'ye kadar en sonki yapmış olduğumuz yayında tepki hareketinin gelme ihtimalinin olduğunu konuşmuştuk. Bu bölgeden gelecek olan harekette, düzeltme hareketi de tekrar bir şu destek hattına kadar 5684 hattına kadar çekildi. Burada tutunursa bir miktar daha gene aynı bölge sınanabilir. Buranın realizasyonu ise tahtada tekrar mavi bölgeye kadar geçebilir. Mavi bölgeye kadar gelen hareketler hala endeks açısından çok negatif değerlendirmediğimi belirteyim. Yani bu bölgenin destek hattı olacağını ve bu bölgeden tepki hareketlerinin gelme ihtimalinin olacağını düşünüyorum. Kırmızı hat ve altı ise negatif olarak takip edilecek yerler, seviyeler olarak bakılabilir. Özellikle değerlendireceğimiz nokta bu. Yani şu kısım bizim özellikle 5820 3 kere denendi. Geçilemedikten sonra realizasyonları normal karşılanması gereken yerler diye bakarız. Daha aşağıda şu kısım var. Oraya kadar geldik zaten. Tepki hareketi geldi. Şimdi bir kez daha maviye gelir mi diye yarın dikkatlice izleyeceğiz. Yatay bant hareketlerini bu hafta yatay bant sarı içerisinde hareketlerin devamını bekliyorum ben. Yani mavinin içerisinde kalıcılık düşünmüyorum arkadaşlar. Anormal bir durum olmadıkça bu bayrama kadarki senaryoda bu bölgede hatta belki biraz da pozitif ihtimali söz konusu olabilir. Çok güçlü bir yukarı ivme ya da çok güçlü bir satış beklentilerim dahilinde değil. Şu mavi hat içerisinde hareketlerin işte sınırlı %1 aşağı %1 yukarı şeklinde yatay bant hareketlerin görünme ihtimali olduğunu düşünüyorum. BIST 100'e göre vadeli piyasa biraz daha dik durdu diyelim. Yani Cuma günkü kapanışı seviyelerinde hareket etti. Çok negatif bir tabloyla karşılaşmadık. Şimdi S&P'ye bir bakalım. S&P'de de zayıf seyir devam ediyor. 4130 seviyelerinde fiyat hareketleri devam. Orada da yine güçlü bir hareket göremiyoruz maalesef. 4000'in üzerine tabii pozitif değerlendiriyoruz. Ancak
4000'in altına gelecek olursa o zaman S&P'de negatif izlemeyi alacağız. Şimdilik ben S&P'de pozitif seyrin bir süre daha devamını bekliyorum arkadaşlar. Şu bölgelerde bir süre daha yukarı gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani 5300-350 seviyesine kadar S&P gidebilir. Fakat sonraki süreçte ise bu bölgenin kırılıp daha derin düzeltmelerle belki de 4000'leri kırıp, ki benim beklentim öyle, 3000'lere kadar bir geri çekilmeyi bekliyorum arkadaşlar. DAX'ı açmayacağım. DAX'ta yatay bant, aynı yorumlar geçerlidir. Ons altında sert hareketler vardı bugün. Gün içerisinde 2020 seviyeye kadar bir atak yaptık. Fakat desteğe kadar da çekildik. Yani şuradaki düzeltme hareketinin şu kısmını yapıyoruz diyebiliriz. Yani şu kısma kadar geldik. Ve şimdi ben yarından itibaren tekrar ons altında bir toparlanma ve tepki hareketini bekliyorum. 2000'li seviyenin tekrar üzerine atacağımızı tahmin ediyorum. 15 dakikalık grafiklere bir baksak, 15 dakikalık açısından nasıl görünür diye. Gün içerisinde oldukça dalgalı bir hareket söz konusu oldu. Ve bakın ortalamalarına kadar gitti. 2005-2007. Evet, şu bölgeye kadar, 2015'e kadar aşağı yukarı gitti. Fakat orada tutunamadıktan sonra satışlar derinleşerek geldi. Bu da bizim gram altına da yansıdı. Gram fonlarına da tabii, gram altın ve gümüş fonlarına da yansımış oldu. Özellikle gümüşte sert hareketler görüldü. Şimdi tekrar 2000'li seviyeyi deniyor. Ben 2000'li seviyenin tekrar üzerine atmak isteyeceğini düşünüyorum. Yani hareketi düzeltme olarak değerlendiriyorum. Geri çekilmeler hala alım yönlü değerlendirilir diye yatırımcılarca böyle bir beklentim var. Burada tabi düzeltmelerin devamı gelse en önemli destek neresidir derseniz 1950-60 bölgesi. Yani şuradaki hareketlerden sonra gelecek olan düzeltmeler 1960'ta tutunup tekrar yukarı eğilimleri devamını getirebilir. Yani mümkündür arkadaşlar. Yani şu kısım önemli bir destek. Buralara kadar geri çekilmeler hala alım yönü değerlendirilir. Zaten 1900 bugün 80'i gördük. 1980 ile 1960 arasında sadece %1'lik bir alan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgeye doğru geri çekilmeler hala yatırımcılarca alım yönünü değerlendirilecektir diye değerlendiriyorum. Ons gümüşe de bir bakalım. Ons gümüşte daha dalgalı bir hareket vardı. Özellikle gram altında da daha sert hareketler söz konusuydu. Ons gümüş tam satış gelmesi gereken yerden satış geldi arkadaşlar. Yani bakın şu işaret ettiğimiz yer tam satış kanalıydı. Oraya iki gündür vurduktan sonra bir satış geldi. Bugün gün içerisinde bir yukarı pozitif seyir izledi. Fakat gün içerisinde gene dip bölgede kapattık. Şimdi burada bir tepki hareketi tekrar şu iki çizginin, yeşil çizginin olduğu yere kadar 25'e kadar bir tepki hareketinin, hatta 25-200'e kadar tepki hareketinin gelme ihtimali var. Destek hatlarında daha sonraki süreçte 24'lerin görüleceğini değerlendiriyorum. Sonraki süreçte ise yükselişlerin gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani trendin yukarı yönlü olma ihtimali var. Bitcoin'de en nihayet bir realizasyon geldi. Bitcoin tarafında beklediğimiz, birkaç günlük beklediğimiz realizasyon. Burada birkaç gün yatay kaldıktan sonra biraz gecikmeli de olsa, bir gün gecikmeli de olsa, yani biz aslında cuma günü beklemiştik. Bir gün gecikmeli o düzeltme geldi. Normalde destek hattı şurası 28. Hatta daha aşağıda da şu bölgeye kadar hareketin devamı beklenebilir arkadaşlar. Yani benim beklentim bu şekilde. Daha sonraki süreçte ise düzeltmelerle beraber Bitcoin'in de yukarı doğru gideceğini tahmin ediyorum. Şimdilik düzeltmenin Bitcoin tarafında biraz daha sert olduğunu söyleyebiliriz. %2'lik bir düzeltme alanı var Bitcoin'de. Şimdi petrol fiyatlarına bakalım. Yatay bant olduğu dikkat çekici. VIX endeksinde yatay hareketler görülüyor. Arjantin piyasasında yeni rekorlar devam etmiş. Dolar TL'de de kademe kademe yükselişler dikkat çekici arkadaşlar. 19.38 fiyat seviyesi var. Yakında 19.40'larda görülecektir. Daha sonra da 19.40'da aslında görüldü. Onun devamı da kademe kademe beklenebilir. Dolar endeksi tekrar 102'ye doğru geldi. Dolar endeksini açalım. Piyasalar üzerinde etkili olduğu için. Evet, dolar endeksinde sert bir yukarı hamle yaptığı görülüyor. Altının düşme sebeplerinden bir tanesi de değerlendirme açısından böyle bakılabilir. Dolar endeksinin ters korelasyon nedeniyle. Fakat şunu da söyleyeyim. Yani burası bir direnç noktası. Şimdi bu bölgede tekrar bir geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Yani yarından itibaren buraya da 102-103'e doğru gidecek olan hareketlerini tekrar satış yönlü değerlendirilip bir taban oluşturma çabası olacaktır. Orta vadede ise yukarı beklentilerim hala devam ediyor benim. Bu bölgede ikili dip pozisyonu da tepkilerin devamının gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Evet. Onun dışında tahtalarda da genel olarak endeks kadar hareketlerin olduğu dikkat çekici arkadaşlar. Onu da belirtelim. Genel değerlerimiz bu şekilde. Yani piyasa ile ilgili şimdilik yatay bant hareketleri anormal bir durum olmadıkça yatay bant hareketlerin devamı beklenebilir. Burada da yatay bant kuralları bağlamında hareket etmek gerekir arkadaşlar. Onu tekrar hatırlatalım. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesidir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın ola, hayrola diyelim. Hoşçakalın.